Şimdi dijital iş süreçleri RPA ve yapay zeka isimli tema programına başlamak üzere İşnet Proje Yönetimi ve E-Dönüşüm Yazılımları Grup Müdürü Sayın Şeyda Polat'ı sahneye davet ediyorum. Merhabalar. Hoş geldiniz Şeyda Hanım. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkürler. Bugün robotik süreç otomasyonu ve gelecek başlığı altında bir sunum planladınız. Evet. Peki, sizi misafirlerimizle baş başa bırakıyorum öyleyse. Teşekkür ederim. Buyurun, çok lütfen. Öncelikle az önce de konuştuğumuz gibi robotik süreç otomasyonu ve gelecekle ilgili size genel anlamda bir sunum paylaşacağım. Bu sunumun öncelikle konusuna girerken robotik süreç otomasyonu, yani bilinen adıyla RPA nedir? Bundan bahsetmek istiyorum. RPA, dijital sistemler ve yazılımlarla etkileşime giren ve temelde insan eylemlerini taklit eden yazılım robotlarının oluşturulmasını, dağıtılmasını ve yönetilmesini kolaylaştıran bir yazılım teknolojisi. RPA'nin gelişimine baktığımızda RPA 1.0 ile başlıyor ve silolaşmış görevleri otomatize eden basit araçlar olarak hayatımıza giriyor. Günümüzde şu an aktif olarak kullandığımız RPA 2.0'da ise taklit yeteneğine sahip yazılım robotlarının belirli bir kontrol merkezi üzerinden yönetildiği bir otomasyon çözümü olarak hayatımızda yerini alıyor. Gelecekte ise, yani ve şu anda da ufak ufak adımlarını attığımız bilişsel kognitif RPA ve yapay zeka destekli RPA çözümleriyle hayatımıza devam ediyoruz. Öncelikle burada size RPA'nin hani genel bir anlatımını yaptım ama gerçek anlamda biz burada RPA'yı nasıl kullanıyoruz? Bunun play tuşuna basabilir misiniz rica etsem? Biz İşnet olarak e-dönüşüm hizmetleri sunan bir şirketiz ve e-belgede özel entegratörlük hizmeti sunuyoruz. Burada size bir play tuşuna basabilir misiniz? Bu ekranda bizim belirli dönemlerde özel entegratör olduğumuz için ciddi anlamda 5000-6000 adet müşteri girişleri oluyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mevzuatları gereği. Burada şu an bir ön yüz üzerinden robotik süreç otomasyon desteğiyle müşterilerimizin sözleşmelerini içeriye aldığımız bir süreci görüyor oluyorsunuz. Bu süreçle biz bir anda yüksek hacimli müşterilerimizi kolaylıkla içeriye alıp onlara sözleşme süreçlerini CRM sistemlerimize aktarabilecek şekilde hizmet sunuyoruz. Şu an elinizde bir veri tabanı olduğunu hayal edin. Bu veri tabanından verilerin veya bir Excel dosyası bile olabilir bu, içeriye alındığını ve verinin CRM tarafına aktarıldığı bir akış. Bunu RPA ile yaptığınız zaman normalde bir insanın günlerce zaman harcayacağı işi çok kısa sürede, gece gündüz istediğiniz zaman sağlıyor oluyorsunuz. Aslında biraz sunumda da bahsettim, RPA ne tür durumlarda işimize yarar? Hacimli işlerinizin eritilmesinde, kural temelli işlerinizin otomasyona bağlanmasında, farklı sistemlerle entegre olmak istediğiniz durumlarda, yine dijital tetikleyici dediğimiz yapılandırılmış dijital verileriniz varsa RPA'yı kullanarak işlemlerinizi çok rahat sürdürebilirsiniz. RPA'nın avantajlarına geldiğimizde, aslında 7/24 çalışan bir sistem olduğunu hayal edin bu sistemin. İnsanların uykuya, yemek yemeye ihtiyacı var ama RPA'yı siz gece de tasarladığınızda, takvimlediğinizde işlerinizi otomasyona bağlayabiliyorsunuz. Çok yoğun işlerde insan hatası yüksek olabiliyor ama burada sıfır hata diyebiliyoruz. Hatta hatayı raporlayıp, ölçümleyip tekrar dönüp onların üzerine de çözümleme sağlayabiliyorsunuz. Burada yeniden kullanılabilir süreç elementleri oluşturabiliyorsunuz. Bu şu demek, bir süreci tasarlıyorsunuz ama o süreçteki bazı elementleri farklı süreçlerinizde de yine tasarlayıp kullanma şansınız oluyor. Yoğun ve yığılmış işleri hızlı bir şekilde eritip aslında insan kaynağınızı daha katma değerli işlerde, onların da daha motive olabileceği işlerde istihdam edebiliyorsunuz. Peki bu kadar RPA'den, örnekten bahsettik ama RPA'nin aktörleri kimlerdir? Yani RPA üreticileri kimlerdir dediğimizde ben burada size Temmuz 2023 itibariyle Gartner'ın Magic Quadrant dediği raporunu paylaşıyorum. Şimdi burada liderlerimiz, challenger'larımız var ve niş oyuncular, vizyonerlerimizi görüyorsunuz. Aslında burada örnek verecek olursam UiPath şu an lider konumda devam ediyor. Automation Anywhere peşinden geliyor. Cyclone Robotics Çin pazarında çok güçlü ama zaman içinde onun da
diğer pazarlara yansıyacağını veya atağa geçeceğini biliyoruz. Ama hani burada tabii bu tablolar değişebilir zamanla. Değişmeden önce bizim bir RPA ürünü tercih ederken dikkat etmemiz gereken şeyler neler? Biraz ondan bahsetmek lazım. RPA ürününün birçok alandan veri kazıma yeteneğine sahip olması aslında burada önemli bir kriter. Onun dışında bir görevi komut dosyası haline getirip bunu daha sonra kullanabilir hale getirebilmesi, size bunu sunabilmesi önemli. Oluşmuş komut dosyalarının yine merkezi bir ortamdan yönetilebildiği güvenli bir ortam sağlaması çok önemli. Public private sanal sunucu, bir kullanıcı desktop'ı sanal ortamlarda çalışabilir yetenekte olması önemli. İnsan müdahaleli veya insan müdahalesiz süreçleri de yine tasarlayabilmeli. Ve yine çok önemli bir kriter ve zaten hani bugünün de ağırlıklı konusu yeni teknoloji destekleyebilmeli. Yeni teknolojilerde sizleri işlerinizi daha pratik halde yapmanızı sağlayabilmeli. Sektörlerde RPA'nin kullanımına baktığımızda ağırlıklı olarak bankacılık, e-ticaret, üretim gibi sektörlerde RPA'yı görüyoruz. Bunu da aslında şuna bağlıyoruz. Bu tip sektörler ağırlıklı olarak mevzuatlar ve kurallar gereği işlerini çok daha düzenli ve sistematik yapıyorlar. Dolayısıyla RPA kullanımları buralarda çok daha oturmuş ve sağlıklı ilerliyor diyebiliriz. Yine global pazar bilgilerine baktığımızda Grandview Research'un 2022'deki yaptığı araştırmaya göre 2.3 milyar dolarlık bir global pazar büyüklüğü olduğunu görüyoruz. Yine burada sektör bazında baktığımızda bankacılık ve sigorta başı çekiyor diyebiliriz. Üretim sektörü de yine benzer. IT, lojistik gibi sektörlerde yine RPA'yı çok yoğun kullanıyor. Türkiye'deki durum nedir diye baktığımızda aslında Dergi Park'ın 2022'de yapmış olduğu, yayınlamış olduğu bir yazıya göre şunu görüyoruz. Bankacılık sektörü %40 oranında, finans sektörü %30, üretim sektörü de %15. Yani Türkiye'deki 2022 durumu da bu şekilde özetleyebilirim. Yine az önce söylediğim gibi bunun genel sebebi bu tip sektörlerde işlerin daha kurallı, daha regülatif olarak düzenli işletilmesi olarak görüyoruz. Günümüze ve geleceğe biraz bakmak istediğimizde RPA yazılım pazarının 2021'de 2.3 milyar dolar, 2022'de de 2.8 milyar dolarla en hızlı büyüyen 8. yazılım segmenti olduğunu görüyoruz. Genel anlamda yazılım pazarı %11 büyüme gösteriyorken RPA %22'lik bir büyüme gösterdi. Ama bu son birkaç yılda bu ivme birazcık azaldı. Onda da şunu görüyoruz aslında bu azalma bizi yanıltmasın. Çünkü 2030'a kadar da 2023-2030 arası RPA'nin %30.9'luk bir büyüme oranına sahip olacağını öngörüyoruz. Bunun da sebebi esasen şu. Biliyorsunuz bugün de çok konuşuldu. Yapay zeka ve kognitif RPA dediğimiz konuların teknolojinin yıkıcı etkisiyle burada kuralların çok daha baştan yazılacağını öngörüyoruz diyebilirim. Yine yapılan araştırmalarda şu görülüyor. Şirketlerde RPA kullanımı başladıktan sonra %90 oranında benimseniyor ve kullanılmaya devam ediyor. Pazarla ilgili de şunu söyleyebiliriz. Pazar yavaş yavaş konsolide oluyor. Yani artık çok fazla RPA oyuncusu karşımıza çıkmayacak, daha konsolide RPA üreticileriyle çalışıyor olacağız. 2025 yılına kadar da RPA üreticilerinin %90'ının üretken yapay zeka destekli otomasyon hizmeti sunması öngörülüyor. Gelecekte peki pazarın temel eğilimleri neler? Biz RPA'den ne bekleyeceğiz ve neler isteyeceğiz? Bununla ilgili de şunu söyleyebilirim. Öncelikle genel amaçlı bir otomasyon çözümü bekliyoruz. Bu ne demek? Zaten çok konuşuluyor. Intelligent Document Processing, yani akıllı döküman işleme, Task Processing, Business Process Automation gibi farklı farklı iş ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçların sağlandığı genel amaçlı bir otomasyon çözümü şirketlerimizin beklentisini daha iyi karşılayacak. API dediğimiz, az önce hani ben size bir örnek gösterdim, bir ekran üzerinden veri kazıma yaptık veya bir veri işledik. Aslında bunlar süreç anlamında bizi zorlayan işler.
Bizim burada gitmek istediğimiz nokta API entegrasyonlarıyla verilerin çok daha kolay alınıp süreçlerin çok daha otomatize edilmesi. Yine bulut tabanlı hizmetlerin maliyetleri düşürücü etkisinden dolayı bulut otomasyonu, bulut üzerinden otomasyon daha çok tercih ediliyor. Hiper otomasyon için bir bulut ekosistemi de şu: her firmanın her ürünü çok iyi olamayabiliyor. Biz burada en iyi ürünlerin en iyi fonksiyonlarını alıp kullanabileceğimiz bir bulut ekosistemi içinde hizmet almak istiyoruz. Dolayısıyla da gelecekte pazar bizden bunu isteyecek. Yapay zeka yine yapay zeka ile üretilen otomasyon da yine çok tercih ediliyor. Bunun da şöyle söyleyebilirim, birçok RPA üreticisi yavaş yavaş OpenAI gibi bir takım şirketlerle işbirlikleri, testleri, uygulamaları, farklı otomasyon ürünlerinde çalışmaya başladı. Bunların ufak ufak çıktılarını sizler de görüyorsunuz. Bizler de bunları sizlerle paylaşıyor olacağız. Teknoloji tarafını bir kenara bırakırsam, aslında kendi özümüze döndüğümüzde başarılı bir süreç otomasyonu nasıl yapılmalı? Bununla ilgili de biraz bilgi vermek istiyorum. Bir masanın dört ayağı gibi insan, süreç, teknoloji ve yönetim desteğiyle aslında otomasyon işlerinin çok daha sağlıklı ve doğru ilerleyeceğine inanıyoruz. İnsan faktöründe tecrübeli bir ekip, tecrübeli bir ekibiniz yoksa tecrübeli danışmanlarla, iş ortaklarıyla işbirliği yapmanız, ekibinizin bu konuda yetişmesini, eğitilmesini sağlamanız, süreç anlamında öğrenilmiş çaresizliklerden çıkıp aslında bu işin otomasyonu daha iyi nasıl olabilirlerinde kafa yorulduğu, en iyi pratiklerin uygulandığı bir ortama odaklanılması çok daha faydalı. Teknoloji anlamında da aslında ürünlerin olmazsa olmaz söyleyebileceğim birkaç özelliğinden bahsettim. Yine bunların ürünlerin yeteneklerini bilerek ihtiyacınıza uygun olanları tercih edip devam edilmesi ve bu ürünlerin size geliştirme ortamları sunması çok önemli. Yönetim açısından da şirketlerde RPA süreçleri zaman zaman yavaş gider. Burada yönetim desteği, alınan faydanın ölçülmesi ve takip edilmesi çok önemli. Son olarak şunu da söyleyeceğim. Başarılı bir RPA ekibi için aslında biz olmazsa olmaz olarak analist, geliştirici, çözüm mimarı ve altyapı mühendisi olmalı diyoruz. Bunu söylerken şunu da ama yani şirketlerde bu kaynakları çok fazla bulma ihtimaliniz olmuyor. Daha çok hani çözüm mimarı, altyapı mühendisi ve geliştiricileri hizmet alacağınız şirketlerden de desteklenerek devam ettirebilirsiniz. Ama her departmanınızda analist kültürüne sahip analistlerin olması, iş akışlarını bilen kişilerin bu noktada yetiştirilmesi, şirketlerin bütün departmanlarında süreç otomasyonuna çok büyük katkı sağlayacaktır. Çünkü biz birçok müşterimizle çalışıyoruz, şunu görüyoruz. Bazı departmanlar bu işlere çok kolay adapte oluyor ama bazı departmanlar kesinlikle ilerleme kat edemiyor. Bunun da sebebi iç kaynaklarda bunların bu tip eğitimlerin veya bu tip bilgilerin çok sınırlı olması. Son olarak RPA ile ilgili birkaç örnek vermek istiyorum. Hani ben şirketimde RPA ile ilgili ne tür süreç otomasyonu yapabilirim, ne tür işlerle ilgili otomasyon çözümü oluyor, bundan bahsedeyim. Bir e-ticaret sitesi olduğunuzu düşünün. Düzenli olarak fiyat revizyonu yapmanız, ürün değişikliği yapmanız gerekiyor olabilir. Gece bir arkadaşı yatağından kaldırmak yerine onların bir veri tabanı üzerinden entegrasyonlarla güncelleyebilirsiniz. İnsan kaynakları birçok şirketin çok yoğun olduğu bir departman. İşten ayrılma, işe giriş süreçleriyle ilgili yine çok fazla RPA kullanımları oluyor. Bir satış şirketi olduğunuzu, yani satış yapan bir şirket olduğunuzu düşünün. Rakiplerin fiyatlarını raporlamak istiyorsunuz. Birçok internet sitesinde fiyatlar açık olabiliyor. Bunların RPA üzerinden çekilerek bir kıyas raporu çıkartabilirsiniz. Hiçbir şeyle uğraşmadan belirli dönemlerde. Genel olarak hani ben burada IT tarafında da çok fazla kullanılıyor güncellemelerle ilgili. Genel olarak hani RPA örneklerini bu şekilde bahsederek sunumumu sonlandıracağım. Umarım faydalı olmuştur. Son olarak şunu da unutmadan söylemek istiyorum. Biz bu zamana kadar yaptığımız işleri ölçümledik. Bu ölçümlerin sonunda da aslında 11 bin saatlik müşterilerimize zaman tasarrufu sağladık. O müşterilerimizdeki kaynakların da daha mutlu ve daha huzurlu iş yapmalarını sağladık diyorum ve teşekkür ediyorum.